Neden? Hiç. Gel bakalım, ne oldu? Hiçbir şey yok. Nereye gitti baban? Oyuncak almıyor. Nereden alacak? Almıyor. Ha? Pahalıdan. Pahalıdan. Ne güzel işte, niye ağlıyorsun? Almıyor. Babanı mı özledin? Gel kucağıma. Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan biz doktora gittik geldik. Öğleden sonra hemen gidip Ali'ye ilaç yazdırdık. Bir muayene olduk. Dönüşte de bir markete uğradık. Ali şu an hasta. Evde durup onu güzelce bir besleyip iyileştirmeyi düşünüyorum. Dönüşte marketten bir şeyler aldım. Onları göstereceğim hemen sizlere. Şu yeni çıkmış. Ananası çok seviyorum ben de. Etoş 5 ananas kremalı gofret. Merak ettim, bir paket aldım. İlk defa deneyeceğim. Ali'nin ıslak mendilini Murat'a koydum. O yüzden Ali'ye bir paket ıslak mendil aldım. İkisi bir arada içmiyordum. Üçü bir arada içmiyordum daha doğrusu. Üçü bir arada içmiyordum. İkisi bir arada aldım böyle kendime 4 tane. Şu misbonları çocukluğumdan beri çok severim. Bir tane vişne ahududulu aldım. Bir tane de tereyağlı aldım. Tereyağlısını hiç denemedim diye hatırlıyorum. Ali öksürüyor burada. Bir tane yoğurt aldım kendime. Şöyle 2 tane bisküvi aldım. İftardan sonra sahuru zor yapıyorum arkadaşlar. O yüzden böyle bisküviyle hurma ve sütle geçiştirmeyi düşünüyorum böyle. Yiyemiyorum hiçbir şey. Sonra böyle hurma aldım. Hurma alırken de dikkat edin arkadaşlar. Parlak oldu mu onları glikoz şurubuna batırıyorlarmış. Hani daha cazip olsun diye. Onlara dikkat edin ve şu çiçeklerinin kopmamış olmasına dikkat edin. Çiçekleri koptuysa eğer kısa sürede tüketmeniz gerekiyor. Yoksa kurtlanıyormuş zamanla. Benimkilerin hepsi çiçekli. Baktım Ali birkaç tane yedi, bunlardan yıkadım. Böyle biraz hurma aldım. Birkaç kutu böyle süt aldım kendime sahurda içmek için. Şöyle süt ve hurma yiyeceğim sahurda. Sonra yeşil çay aldım bir tane. Yasemin karışımıymış bu. Daha önce denedim mi denemedim mi hatırlamıyorum. Ama güzeldir diye umuyorum. Sonra bir paket tarçın çubuğu aldım bu şekilde. Şöyle 4 tane eticin aldım. Akşamları yemek için böyle. Bir tane koku giderici aldım banyo için. Şunları da yeni gördüm. Güzel mi değil mi? Bunları da ilk defa deneyeceğim. 4 tahıllı tam buğday unlu krakermiş bunlar. Çörek otu, susam, haşhaş ve zeytinyağla yapılmış krakermiş Torku'nun. 2 paket bundan aldım. Bir paket pul biber aldım. Çok seviyorum. Çoğunlukla iftarlarda şimdi çorba içeceğim için, Murat da olmadığı için çeşit çeşit yemekler, iftar menüleri sunamayacağım size arkadaşlar. Şimdiden bunu da söyleyeyim. Hani daha önceden demiştim iftar sahur menüleri videoları çekerim diye, ama o olmayacak. Tek başımayım. Tek kişi olarak da bir çorba bana yetiyor. Bir kase, bir tabak çorba içmek bana yetiyor. O yüzden pul biber aldım üzerine serpmek için. Şöyle Ali'ye bir tane zeytinyağlı sıvı sabun aldım. Yani daha doğrusu Ali'nin elleri kolları pütür pütür oluyordu böyle. Onun için alerjisi olabilir dedi. Zeytinyağlı al dedi doktor. O yüzden böyle Duru'nun zeytinyağlı Defne özlü sıvı sabununu aldım.
İlk defa aldım bu şeyi Pirili'de. ABC'nin. Hep Piril markası alırdım. Bitti. Tek damla yeter diyor. ABC misket limonlu bulaşık deterjanı. Elde pek fazla yıkamıyorum. Yıkadığım zaman da bununla yıkacağım, deneyeceğim. Ondan sonra süngerim yoktu. A101'in süngerlerini çok beğeniyorum. Şurada gördüğünüz şu süngerlerden. Bunları eskittim. Bayağıdır kullanıyorum. Yani bunu gördüm. Kullan at, kullan at. Bozulursa da ne yapayım artık? 10 tanesi. Çok uygundu fiyatı bunun. 1,5 lira falandı. Böyle renk renk 10 tane. Hani A101 uzak kaldığı için bana şu an gidemeyecektim. O yüzden bunu aldım. Şöyle Bingo'nun Mutlu Yuvam yüzey temizleyicisini aldım. Bunu da ilk defa kullanacağım. Çok araştırdım, böyle memnun kalan çok kişi memnun kalmış bu yüzey temizleyiciden. O yüzden bir tane aldım böyle denemek için. Hem Murat da yokken evde, eğer gidersem ablamlara veya annemlere memlekete, evi güzelce dip köşe temizleyip öyle giderim. Döndüğümü çünkü yine burada olmayız. Diğer tarafta oluruz. Şöyle bir tane de Dermoklin şampuanını aldım. Benim saçlarım çok kuru arkadaşlar. Kuru. Ve bazen böyle çok nadir de olsa kepek sorunu yaşıyorum. Bunu denemek istedim. Bunun kepekler için de vardı. Ama ben kuru ve yıpranmış saçlar için olan isim. Argan yağlıymış böyle. İlk defa deneyeceğim. 500 milim. Dermokil şampuan. Yeni diyor. İlk defa deneyeceğim. Kokusu hoşuma gitti. Fiyatı da uygundu. Normalde Pantene kullanıyordum ben. Aylar öncesinden almıştım bir market alışverişinde. Ondan sonra şimdi buna geçtim. Yani onu bitirdim tamamen. Şimdi de buna geçeceğim. Bakalım, umarım memnun kalırım. Saçlarım kuru. Yıpranmış değil çok. Okul zamanında çok makineler kullanırdık. Düzleştirici, maşalar falan, öyle şeyleri çok yapardım. Saçlarımı çok yıpratmıştım. Ondan sonra bir süre hiçbir şey kullanmadım. Düzeldi yine. Ama kuru olduğu için bunu aldım. Kuru ve yıpranmış saçlara yoğun bakımmış. Bakalım, umarım memnun kalırım. Alışverişim bu kadardı. Ali'ye de doktor boğaz enfeksiyonu dedi. Hırıltılı öksürüğü vardı. Bir kutu şöyle asistin şurubunu verdi. Şöyle antibiyotik verdi. Bunlar için suyu kaynattım. Soğutuyorum şu an. Birazdan hazırlayacağım. Ağzına kadar dolduracağım. Çalkalayacağım güzelce. Bir kutu da Calpol'ün ateş düşürücüsünü verdi. Bu kadar. Şimdi ben bunları yerleştireyim. Kendime iftar için küçük bir tencere çorba yapayım. Hem Ali de yer. Sonra da ilaçlarını içiririm ona. Sonra da sizlere video düzenlemek için bilgisayar başına otururum. Öyle, bugün bu kadardı arkadaşlar. Ali'yi biraz parkta oynattım. Getirdim. Görmüşsünüzdür zaten. Videonun öncesinde şu an göreceksiniz. Bu kadar, başka da hiçbir şey yapmadık yani. Öyle. Sonra tekrardan görüşürüz. Bugünkü iftar menümüzde çorba olarak yeşil mercimekli erişte çorbası yapacağım. Ben Ramazan'ı tek başıma geçiriyorum. O yüzden bana bir kase çorba yetiyor. Bir kase çorba yetiyor bana. Tek çeşit yapıyorum. Çeşit çeşit yemeklere gerek olmuyor. Bir kase çorbayla doyuyorum çünkü. Şimdi yeşil mercimek çorbamın hemen tarifine geçeceğim. Bir adet kuru soğanım var. 2 yemek kaşığı salça, 1 yemek kaşığı tereyağı, şöyle bir avuçtan biraz da bir çay bardağı erişte, bir su bardağı yeşil mercimek, tuz, karabiber ve nane. Gerekli malzemeler bu kadar. Şimdi öncelikle soğanımı doğramakla başlayacağım.
Evet, soğanımı doğradım. Şimdi tenceremin içerisine döküyorum. İçerisine sıvı yağ ve tereyağımı koyup kavuruyorum. Şimdi de içerisine bir su bardağı yeşil mercimeğimi koyuyorum. Bunu haşladım ben sabahtan. Çok az bir haşladım. 10-15 dakika haşladım. Tek kişilik yapacaktım güya ama bu çorbayı 3 gün yerim artık ben. Şimdi üzerine su koyuyorum. Şimdi kapağını kapatıyorum ve kaynamasını bekliyorum. Evet arkadaşlar, yeşil mercimeğim pişmiş güzelce. Şimdi içerisine eriştesini katacağım. Baharatlarını da ekliyorum. Şöyle bir çay kaşığı tuz, biraz nane, biraz da karabiber ekleyeceğim. Tekrardan karıştırayım. Çok güzel kokuyor. 1,5 saati kaldı orucumuzu açmaya da. Ali hasta olduğu için ona erken yedireceğim. O yüzden erkenden yaptım yani. Yoksa daha az bir vakit kalmışken yapardım ama rahatsız çocuğum. Şimdi eriştelerim şiştikten sonra tekrardan sunumda görüşürüz arkadaşlar. Ali yazlıkta soğuk su içtiğini tahmin ediyorum. Bu yüzden boğazları şişmiş olabilir. O yüzden anneannem böyle bir termos verdi. Bu termosun içinde ona her zaman ılık su bulunduruyorum. Benim termosum vardı ama çok büyük olduğu için kullanmıyordum yani. Bir su için kullanmak istemedim. Şöyle küçük 1 litrelik termos varmış. 1,5 litreli sanırım. İçerisi çok küçük. Dışı böyle büyük ama içerisi çok küçük. Buna ılık su hazırlıyorum. Gece de uykudan uyandığımı hemen bunu açıp döküp bardağa veriyorum. Ramazan ayında da vücudum öyle ödem topladı ki anlatamam sizlere. Böyle kiraz saplarım vardı. Bunları içeceğim şimdi iftardan sonra. Çay hazırlayacağım.
şöyle bol bol daha fazla biriktirmeye çalışacağım. Bu şöyle büyük bir kap. Küçük duruyor aslında burada ama. Büyük bir kap. İşte bunlar çay hazırlayacağım iftardan sonra. Çok güzel ödem attırıyormuş vücuttan. Bu yüzden içeceğim. Bunlar da yeni. Şöyle kapatalım kapağını. Şimdi şuraları toplayayım. Sonra Ali için bir kaseye çorba koyayım. Onu içireyim ona. Bu Ramazan böyle yalnız geçiriyorum arkadaşlar. Biraz sıkıcı geçiyor. Yani yalnız başına sıkıcı geçiyor. Kafa dinliyorum yani. Çok sakin geçiyor böyle. Hiçbir hareketlilik yok böyle. Bakalım sonuna kadar da öyle mi olacak? Hep birlikte göreceğiz inşallah. Şimdi ben buraları güzel bir toparlayayım. Sonra tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar, yeşil mercimekli erişteli çorbam hazır. Biraz koyucan oldu. Yeşil mercimek yemeği gibi oldu. Umarım tadı çok güzeldir. Ali yedi, sevdi. Böyle hazırladım yemeğimi. Bir tane hurma koydum. Yoğurt, su, birkaç dilim ekmek ve çorba. Isıttım tekrardan dumanı üstünde gördüğünüz gibi. Ben pul biberli seviyorum böyle. Acıyı çok seviyorum. Biliyorsunuz zaten. Sizler de artık öğrenmişsinizdir kaç aydır. Böyle pul biber koydum üzerine. Allah hepimizin oruçlarını kabul etsin. 1-2 dakika kaldı ezanın okunmasına. Ben şimdi içeriye geçeyim ve ezanı bekleyeyim, orucumu açayım. Rabbim bütün dualarınızı kabul etsin. Oruçlarınızı, ibadetlerinizi kabul etsin arkadaşlar. Sonra tekrardan görüşürüz. Bir dakika önce açıyoruz. Biz Allah kabul etsin arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun. Şu kahveyi içeceğim. Ondan sonra şu kiraz saplı mısır püskül çayını içeceğim. Bir de şu şişedeki suyu içeceğim. Bu kadar. Şey, yeşil mercimekli erişte yemeği çok tok tuttu beni. Hala daha açlık hissetmiyorum. Şöyle bir tane de hurma yıkayım, koyayım yanına. Kahveyle birlikte onu da yerim. Bu kadar yani. Siz neler yapıyorsunuz sahurda? Ne yiyorsunuz? Yiyip mi yatıyorsunuz? Bu kadar. Şimdi bu burada demlensin. Ben kahvemi içeyim, hurmamı yiyeyim. Sonra tekrardan görüşürüz arkadaşlar.